Geçirdiği iş kazası sonucunda iki kolunu da kaybeden Sevim Nur Türkmen'den iyi haber. Girişimler sonucunda biyonik kollarına kavuştu. Şimdi bütün ihtiyaçlarını kendi karşılayabiliyor. İş kazasında kollarını kaybeden Sevim Nur, bionik kollarına kavuştu. Kayseri'de iş kazası sonucu her iki kolunu da kaybeden Sevim Nur Türkmen, hayırseverlerin destekleriyle hayalini kurduğu bionik kollara kavuştu. Kayseri'de 6 ay önce Sevim Nur Türkmen çalıştığı iş yerinde geçirdiği kaza nedeniyle kollarını kaybetti. Bionik kollarla hayata tekrar tutunmak isteyen Sevim Nur'un bu talebi Kayseradar ve bir haber ajansı tarafından servis edilen haberle duyuldu. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nun da girişimleriyle 22 yaşındaki genç kız Bionic kollarına kavuştu. Artık kendi ihtiyaçlarını karşılayabildiğini belirten Sevim Nur Türkmen, destek olan herkese teşekkür etti ve şunları söyledi. Merhabalar ben Sevim Nur Türkmen. 6 ay önce bir iş kazası geçirmiştim. Radar sağ olsun haber yaparak yardımcı olmuşlardı bana. Kayseri çapında büyük bir ses getirmişti. Haberim duyulmuştu. Daha sonra Melik Gazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancı sağ olsun yardımlarıyla protest paralarım toplandı. Ee, bir kolum içinde Selçuk Sancak Bey sağ olsun Allah razı olsun hepsinden de onlar sayesinde protest kollarıma kavuştum. De çok kötü bir süreçti aslında anlatırken yine o ana geri dönüyorum. Annem sağ olsun, bütün ihtiyaçlarımı annem giderdi. Ee, yemem, içmem, banyom, vereceğim her şeyimi annem yapıyordu. Bir hafta boyunca hastanede yattım, tedavi gördüm. Hastaneden taburcu olduktan sonra fizik tedaviye başladım. Daha sonra protez araştırmalarına başladık. Çok kısa bir süre oldu benim için. Yani 4-5 ay gibi bir sürede kollarıma kavuştum. Fizik tedavim de çok iyi olduğu için protez kollarıma şu an daha hakimim. İnşallah ileride daha iyi olacak. Şöyle söyleyeyim, radara ilk mesaj attığımızda bir gün sonra geldiler. Çok teşekkür ederim kendilerine, hiç beklemiyorduk. Daha sonra e, Yusuf Güney radara ulaşmıştı. Ondan sonra zaten Kayseri'de bayağı bir ses getirdi olay. Daha sonra e, belediye başkanımız gördü. Ondan sonra e, iş adamı Selçuk Sancak bizlere ulaştılar. Onlar sayesinde şu an kollarım takıldı. Ya çok heyecanlı bir serüvende tekrardan kollarımı kavuşabileceğim, bir şeyleri kendim yapabileceğim için bir ay boyunca Ankara'da kaldım. Ee, orada gerekli tedavileri gördüm. İşte protezim için en iyi şekilde yardımcı oldular bana. Taktık, eğitimler verildi. Cumartesi günü teslim aldım, pazar günü daha yeni döndüm Kayseri'ye. Yavaş yavaş alışmaya çalışıyorum protezlerime. Otobok'ta bunun için özel eğitim aldım. Ee, fizik tedavi gösterdiler orada kaslarımı güçlendirmem için uğraştılar. Daha sonra e, hayatıma devam edebilmem için yemek yemem için, dışarıda tek başıma gezebilmem için bunun için nasıl çalıştıracağımı gösterdiler, anlattılar. O kadar güzel bir duygu ki ilk defa hamburger yedim. <laughs> o kadar güzeldi ki elimi ağzıma götürebilmek ve gözlüğüm mesela kayıyor. Gözlüğümü ellerimle destekleyerek gözlüğümü itebiliyorum şu an biraz dışarıda kalmış. Şu şekilde gözlüğümü tekrar itebilmek, çok güzel bir duygu. Suyumu içebilmek, çayımı içebilmek. Ya çok güzel bir duygu anlatamam bunu. Ya katkıda bulunan herkesten Allah razı olsun. Herkese çok teşekkür ediyorum bana yardımlarından dolayı. Ben bunu kendime bir engel olarak görmüyorum. İnsanların da bana bu gözde bakması. Aslında ben takmıyorum fazla ama <laughs> yine de baktıkları zaman e, bir değişik oluyor. Mesela benim bileğim 360 derece dönebiliyor ve insanlar buna çok şaşırıyorlar. <laughs> Ve ben kollarımda çok mutluyum. Yani iyi ki de kavuştum onlara. Herkese çok teşekkür ederim. Biyonik kollarına kavuşan kızı için duyduğu sevinci paylaşan anne Münevver Türkmen ise şunları kaydetti. 6 ay önce kızım iş kazası geçirdi. Ondan da iki kolunu kaybetti. Daha sonra biz valiye falan başvurduk kampanya için. Kampanyaya izin çıkmayınca Medya aracılığıyla biz sesimizi duyurmaya çalıştık. Kayseri radarla falan işte sesimizi duyurduk. Gerekli yardımlar toplandı. Melik Gazi Belediye Başkanımız sağ olsun Mustafa Palancıoğlu, iş adamları, daha isimlerini bilmediğim iş adamları Selçuk Bey var. Emeği geçen herkesten Rabbim razı olsun. Kim ne kadar katkıda bulunduysa Rabbim onlara göstermesin. Çok mutluyum. Kendi işlerini kendi yapacak, günlük yaşamını idare edecek artık çok şükür. Müzik